Ekonomik lezzetlerden herkese merhaba. Yufkanız varsa bu tarif kesinlikle kaçmaz. 3 adet yufka kullanacağım. Sosu güzel olsun, aroması kendini belli etsin diye pizza aroması için bir yemek kaşığı kadar salça, görüldüğü kadar zeytinyağı, sarımsak ve kekik kullandım. İçerisine de şu kadarcık, yarım çay kaşığından biraz fazla karbonat koyacağım. Karbonatı yufkayı kullanırken birbirini bulması için kullanacağım. Bir çay bardağı da süt koyacağım içerisine. Ve buna bir adet de yumurta kırıp hepsini karıştıracağım. İçerisi içinde malzemelerimiz gördüğünüz gibi bu füme kullanacağım. Zararlıların içinden proteinli olsun. Mantar, zeytinler. Bu şekilde peyniri iki çeşit kullanacağım. İkisi de eriyen peynirim. Bu normal peynir, eriyor ama. Bu da kaşar peyniri. Şimdi yapılışına geçelim. Şimdi yapımına geçiyoruz. Yumurtamı karıştırıyorum. Bu tarifi yapıp buzluğumuza atıyoruz. Ani gelen arkadaşa, misafire gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz. Buzluktan çıkartın. Şipşak hazır. Siz çayınızı koyun. O da mikroda ısınsın. Çok pratik oluyor. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Sosumu karıştırdım. Pizza kokulu güzel bir sos oldu. Onu kenara alıyorum. Yufkamı açıyorum. Bir tanesini kullanacağım. Ayrı ayrı üçünü de yapacağım bu şekilde. Yırtmamaya özen gösterin. Ayırıyorum fazlamı. Bu yufkamın ortası gelecek şekilde tost makineme yerleştiriyorum. Kenarlarını daha sonra içerisine katlayacağım. Kenarlarındaki fazlalıklardan kopartıp tabanına sereceğim. Her köşesinden alıyorum. Tabanı ince olmasın. Hepsi aynı olsun diye. Burası güzel. Buradan almayacağım. Bu şekilde. Şimdi öncelikle hazırlamış olduğum sosumdan üzerine gezdiriyorum. Yumurtayı da birbirini tutması için koydum. Normal bütün böreklere giren malzemeler. Birbirlerine değebilirler. Nasıl olsa yine aynı şekilde soslayacağım. Burayı da koyuyorum. Tabanını kapatıyorum. Bir yaptıktan sonra bağımlısı olacaksınız. Çok beğendiğim bir tarif. Ekonomik. Pizzaların da tabanına aynı şekilde bu soslardan sürüyoruz. Rahatça kullanabilirsiniz. Pişecek tosta da. Şimdi malzemelerimden döşüyorum içerisine. Tabanına bu peynirimden koyuyorum. Üçe gelecek şekil, üçüne eşit paylaştıracağım. Göz kararı paylaştırıyorum. Çay saatleri için çok güzel bir tarif. Pizzayı sevmeyen yoktur. Her şartta, her şekilde, açken, tokken yenecek bir tarif. İç malzemelerimi koydum. Hepsinden koydum. Şimdi sırayla kapatıyorum. Aralarda da çalıyorum sosumdan. Her kenarından kapatıyoruz.
Önce bir düzeltiyorum. Güzel gelecek tarafını üste veriyorum. Tamam, şimdi aralarını soslayacağım. Bu parçalar ayrılmıyor birbirinden. Sosladığımız için yapışıyor. Bu şekilde. Şimdi pişiriyoruz. Makinenizin ayarını kızartacak şekil ayarlayın. Ben yüksek ayarına verdim. Bu şekilde kızartacağım. Şimdi çeviriyorum. Benim tost makinem ortasını pişirmiyor. O yüzden çeviriyorum. Sizinki pişiriyorsa çevirmenize gerek yok. Bu şekilde şimdi pişireceğim. Pizza tostum hazır. Sadece 5 dakikada pişiyor. Ani gelen arkadaşlarınıza keyifle yapıp ikram edebilirsiniz. Bu şekilde yapıp buzluğa atıyoruz. Çok kolay, çok pratik. Buzluktan çıkartıp hemen servis ediyoruz. Pişti. Bu şekilde. Hazır buzluk için ani gelen arkadaşlara pizza böreklerimiz. Deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun.